Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz edeceğiz. Piyasalarda çok sıcak gelişmeler var ve Binance borsasından Türkçe dil desteği kaldırıldı. Bununla ilgili de arkadaşlar bir duyurum olacak sizlere. Komple piyasa market cap arkadaşlar 2 trilyon dolara yaklaştı ve altcoin market cap'te uzun bir süredir beklemiş olduğumuz psikolojik sınır diye tabir ettiğimiz 1 trilyon dolara geçtik arkadaşlar. Bunların hepsini az sonra analiz edeceğiz. Aç gözlük seviyesi de gitgide yükselmeye başladı. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Binance borsasında Türkçe dil desteği kaldırıldı. Özellikle mobil sürümde ve web sitesi sürümünde web sitesinde zaten dili İngilizceye almadan vadeli işlemleri de işlem yapamıyordunuz. Fakat cep telefonunda mobil sürümde Türkçe dil desteğiyle vadeli işlemler yapabiliyordunuz. Yani futures piyasalardan long short işlemlere girebiliyordunuz. Fakat arkadaşlar 8. ayın 7'sindeki duyuru ile yani bundan 4 gün öncesindeki duyuru ile arkadaşlar Binance borsası artık mobil sürümde de Türkçe dil kullananlara vadeli işlemleri göstermemeye başladı. Eğer mobil sürümde dilinizi İngilizceye alırsanız vadeli işlemlerin geldiğini göreceksiniz. Yani futures işlemler gelecek. Çünkü vadeli işlemlerde de işlem yapan birçok arkadaşımız var. Bundan dolayı da Dili dediğim gibi mobil sürümde İngilizceye almanız gerekiyor ayarlardan. Eğer Türkçe olarak duruyorsa vadeli işlemleri sizlere göstermeyecektir. Buradan da zaten hemen baktığımızda aşağıdaki ürünler için Türkçe dil desteği kaldırılacaktır. Binance'ın kaldıraçlı tokenları, opsiyonlar, vanilya opsiyonları ve vadeli işlemler hakkında. Ve bu dün arkadaşlar Türkiye saatilen öğlen 12'den itibaren Türkçe dili seçilirken bu seçenekler kaldırıldı. Bu konuda da bilginiz olsun. Eğer kullanmak istiyorsanız da Dili mobil sürümde İngilizceye almanız gerekiyor. Hemen Bitcoin'den devam edelim. Bitcoin'de baktığımızda 47 bin dolarda arkadaşlar bir direncimiz olduğunu söylemiştik. Ve Nisan'ın 14'ünden beridir düşen majör bir trendimiz vardı. Çok uzun süreli bir düşen majör trendti. Bunun üzerine atmıştı kendisini ve attıktan sonra Bitcoin için her şeyin güzel şekilde ilerleyebileceğini çünkü bu uzun süreli düşen trendi kırdığını söylemiştik. Ve şu anda baktığımızda da 47 bin dolardaki direnci Dün denedi arkadaşlar orayı kıramadı. Bugün de denedi yine kıramadı. Bugün görmüş olduğu en yüksek fiyat 46.743 dolarda kaldı. Dün de en yüksek 46.700 doları görmüştü. Yani 47.000 dolardaki direnci aşmamız gerekiyor. Eğer 47.000 dolardaki direnci aşarsak önümüzdeki bir sonraki direnç 51.206 dolar arkadaşlar. Bunu da bir kenara not etmeniz gerekiyor. Destek seviyemizde yani ara destek olarak bir desteğimiz vardı bitcoin de bildiğiniz gibi. Bu da 43.807 dolardı. Stop coin koymak için de bu noktaları kullanabilirsiniz. 43.807 doları ana destek olarak kullandığımız noktada 39.370 dolar. Yani şu anda Bitcoin'de her şey güzel şekilde görünüyor. Bollinger'le baktığımızda da Bollinger'in üst bandında yer aldığını görüyoruz. MA50 ve 200'den de hemen bir bakalım sizlerle beraber. Artık MA50 değerini arkadaşlar şuradan da sizlere işaretleyeyim. Gördüğünüz gibi yönünü yukarı çevirdiğini bir günlük grafikte görüyoruz. Yukarı doğru gitmeye başladıkça Bitcoin fiyatındaki artışları görebiliriz her an arkadaşlar. Hemen Ethereum'dan devam edelim. Ethereum'un aslında bu hareketin startını veren Ethereum'un Londra Fork'unun gerçekleşmesiydi bildiğiniz gibi. Dakikada arkadaşlar 10 binlerce dolar yakılmaya başlandı Ethereum'da ve bu da ister istemez Ethereum'un arzını kısıtlarken daha sonra sonrasında Ethereum fiyatını yükseltmeye başladı. Ethereum baktığımızda 3232 dolarda bir direnci vardı. Bu dirençle mücadele halinde şu anda dün burayı tam milimetrik olarak denedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim direncimiz 3232 dolardı. 3233 dolara kadar dünkü mumda çıktı. Yani arkadaşlar resmen yarım dolarla direncimizden döndü. Bugün de bu direnci geçmek için zorluyor. Şu anda güncel fiyat 3232 dolar tam dirençten mücadele halinde arkadaşlar. Bu noktayı da iyi takip etmeniz gerekiyor. 3232 dolar. Bakın bunu unutmayın. Eğer bu direnci geçersek ve burayı destek yaparsak da bundan sonraki direnç noktamız 3564 dolar olarak Ethereum'da yer alacak. Ethereum'ın desteğine baktığımızda ise 2841 dolarda ve yükselen Minör trendimizin üzerinde yer almaya devam ediyor Ethereum. Ethereum için her şey 4 dört dörtlük şekilde ilerliyor. Piyasada güzel olumlu bir hava var şu anda. Her şey güzel ilerliyor ve açgözlük seviyesi de gitgide artmaya başlıyor. Piyasaya yeni yatırımcılar giriyor arkadaşlar. Bunlar da bizler için önemli gelişmeler altcoin'lere yatırım yapan da birçok yatırımcı olduğunu görüyoruz. Az sonra da inceleyeceğiz. Hemen Bitcoin'in dominansına bir bakalım sizlerle beraber. Dominans da bugün %46.05'teki desteğimizin altına sarktı. Özellikle altcoin'lerdeki sert yükselişlerle beraber dominans yani Bitcoin'in ivmesi altcoin'lere göre biraz daha azalmaya başladı arkadaşlar. Ve şu anda güncel dominansın %45.87 olduğunu görüyoruz. Bu dominansın daha da aşağıya düşmesi bizim tek temennimiz. Altcoin'ler bu sayede daha da yükselme potansiyeli taşıyacaklardır. Altcoin market cap'e hemen bir bakalım. Altcoin market cap de çok uzun zamandır 1 trilyon dolardaki psikolojik direnci aşmamız gerektiğini sizlere söylüyordum arkadaşlar. Ve burayı nihayet aştık. Şu anda 1 trilyon 29 milyar dolar seviyesinde altcoin market cap. Her şey güzel ilerliyor altcoin market cap'te. Az sonra zaten altcoin market cap'i de inceleyeceğiz. Korku ve açgözlülük puanlarımıza baktığımızda da Dün 71 puandaydık ve bugün 70 puanda arkadaşlar. Yani aç gözlük seviyesi gitgide artmaya başladı. İnsanlar artık korkmamaya başladı ve piyasanın yükseliş yönlü gideceğini düşünüyor çoğu yatırımcı. Ama biz temkinli olmayı bırakmıyoruz. Özellikle az önceki vermiş olduğum Bitcoin ve Ethereum'daki destek ve dirençleri özellikle takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu arada Gateio borsasının Gate token'ı da daha önce arkadaşlar videolarımızda 1.99 dolardan vermiştik bildiğiniz gibi. Birçok arkadaşımız da yatırım yapmışlardı. Gateio borsası arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce 4 milyon adet Gateio token'ı yaktı arkadaşlar. E bu da ister istemez Gateio'nun bu şekildeki yakımlar arttıkça fiyatını artıracaktı. BNB coin'den bildiğimiz gibi sürekli 3 ayda bir yakımlar gerçekleşiyor ve BNB'nin arzı azalıyor. Bundan dolayı da fiyatı artıyor gitgide. Gateio token'da da bu şekildeki Burn işlemleri dediğimiz yani yakın işlemleri gerçekleşmeye devam ettikçe Ve maksimum adeti azalmaya başladıkça Gördüğünüz gibi şu anda 300 milyon adet total arzı var ve dolaşımdaki adet de 78 milyon adet. Yani bu şekildeki yakımlar hızlanmaya devam ederse GTO borsası tarafından o zaman coin'in değeri gitgide artacaktır. Zaten biz aldığımızdan beridir %250 seviyelerinde de bir kar elde etmiş oldu. GTO token'dan ilgili de son gelişim arkadaşlar buydu. 4 milyon adet yakım gerçekten GTO borsasının şahına yakışır şekilde oldu. Büyük borsalardan birisi bildiğiniz gibi Çin'de. MXC borsasıyla beraber en büyük borsalardan ikisi olarak yer alıyorlar. Yine GTO borsasında üyeliği olmayan arkadaşlarımız için de videonun açıklama kısmına referans linkini bırakacağım. Buradan da GTO borsasına üye de olabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de kaliteli bir borsa. Coin Market de baktığımız zaman şu anda komple market cap'in 1 trilyon 928 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Bitcoin'de son 24 saatte %2.77'lik artış varken özellikle altcoin'lerde çok sert artışlar görüyoruz. Ethereum'da %3.60, BNB'de %7.74, Cardano'da arkadaşlar %17'lik bir artış geldi. Son 24 saat içerisinde XRP'de de %13'lük bir artış var. Zaten buradan da en çok artanlara baktığımızda IOTEX coin'in %120'lik bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz 24 saatte. Birçok Türk yatırımcısında bulunan Holo Hot Coin'de %30'luk bir artış yaptı. Raven Coin'de %25'lik bir artış geldi. Son 7 gün içerisinde de en yüksek artış yapanların başını IOTEX token çekiyor. %302'lik bir artış var. Raven Coin'de de %124'lük bir artış var. Değer kaybedenlere baktığımızda da değer kaybedenlere de çok ciddi bir değer kaybı olmadığını görüyoruz. Neredeyse tüm piyasa arkadaşlar değerlenmiş oldu bu sayede. Hemen Whale Alert sitesinden bir bakalım. Balinalar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunları da gözlemlememiz gerekiyor. Balina Balinalar bu ara piyasaya bol bol arkadaşlar nakit sokmaya başladılar. Soğuk cüzdanlarında sakladıkları nakitleri piyasaya sokup buralardan altcoin, bitcoin ve ethereum toplamaya başladılar. Bu da aslında güzel bir gelişme. Yani balinalar artık satmak için borsalara altcoinlerini göndermiyorlar. Özellikle stabil dediğimiz USDT, USDC, BUSD gibi coinleri göndererek Bunlarla arkadaşlar coin satın alımları gerçekleştiriyorlar. Velaletteki son hareketlerde de bunları gayet net şekilde görüyoruz. 25 milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Yani çok ciddi bir para girişi var piyasaya şu anda. Son haberleri bir inceleyelim hemen sizlerle beraber arkadaşlar. Coinbase'in CFO'su Ethereum'un işlem hacminde Bitcoin'i geride bırakmasının sebeplerini açıkladı. Aslında bu araların bomba gelişmesi Ethereum'un işlem hacminde Bitcoin hacmini geride bırakması. Yani Ethereum artık arkadaşlar gitgide arkadan gelmeye başladı ve Bitcoin'i sıkıştırmaya başlıyor artık yavaş yavaş. Hemen CoinMarketCap'ten baktığımızda Ethereum'un market hacminin 378 milyar dolara yükseldiğini Bitcoin'in market hacminin ise 871 milyar dolarda olduğunu görüyoruz. Neredeyse %50'sini yakalamak üzere %50'sini yakalaması bile Ethereum'un Bitcoin hacminin gerçekten çok büyük bir gelişmedir. Yani Ethereum hayranlarının uzun süredir beklemiş olduğu bir gelişme Ethereum yatırımcılarının. Ethereum'da zaten kalitesini bu şekilde Londra Hard Fork ile beraber ispatlamış oldu. Nedenlerini de Coinbase'in CFO'sunun açıkladığını görüyoruz. Hassas 3 sebep sıraladı ve bu 3 sebepte arkadaşlar daha fazla kurumsal müşterilerin artık Ethereum'a giriş yapabileceğini görüyoruz şeklinde de bir açıklaması var arkadaşlar. Hemen baktığımızda bir diğer haberimize aç gözlük geri döndü. Bitcoin ve kripto piyasasının yeni hedefi şeklinde aç gözlük seviyesinden az önce sizlere bahsetmiştim 70 puana kadar yükseldik. Bildiğiniz gibi önceki arkadaşlar bu sert yükselişlerde %85 %90 puan seviyelerindeydik ve buralarda da artık tehlikeli olmaya başlıyordu piyasa. Ben sizlere sürekli ne diyorum arkadaşlar? Piyasada aç gözlük seviyesi yükseldiğinde biz pozisyon kapatmaya yavaş yavaş başlıyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Korku seviyesi arttığında da alım yapmak daha mantıklıdır. Her zaman bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor piyasada. Aç gözlük seviyesinin de artması artık bizlerin yavaş yavaş arkadaşlar beklemeye geçmesi stoplu beklemeye geçmesi demek oluyor. Arkadaşlar piyasalarda son gelişmeler bunlardı. Özellikle Binance borsasında Türkçe dil desteğinin kaldırılması ve GTO borsasındaki token yakımı da haftanın sıcak gelişmelerinden de ve dediğim gibi arkadaşlar balinalarında altcoin ve bitcoin almak için piyasalara nakit girişi yapması da yine günün önemli gelişmelerinden birisi. Ethereum'un da gümbür gümbür geldiğini görüyoruz artık Bitcoin'in arkasından. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz, yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.